Merhabalar arkadaşlar. Yazımı çokça karıştırılan eklerle derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu D'nin yazımı ve görevleri. Bakalım D kaç şekilde karşımıza çıkıyor? Görevleri neler ve nasıl yazılıyor? Şimdi ilk olarak bağlaç olan D. Arkadaşlar bağlaç olan D ayrı yazılır. Bakın ben de seninle geleceğim. Ben de seninle geleceğim. Daha sonraki özelliğimiz ise Dahi ve bile anlamı katıyorlar. Cümleye dahi ve bile anlamı katıyorlar. Okula da koşarak gitti. Bakın dahi ve bileyi getirin. Okula dahi koşarak gitti. Okula bile koşarak gitti. Okula da koşarak gitti. Dahi ve bile anlamı. Daha sonraki özelliği ise arkadaşlar özel isimden sonra gelirse kesme işareti konmuyor. Bakın Ali de kitap okuyor. Ben de kitap okuyorum. Sen de kitap okuyorsun. Ali de kitap okuyor ama cümlemiz şöyle olsaydı kitabım Ali de kaldı, kaldı olsaydı bakın burada bulunma durumu eki var kitabım Ali de kaldı olsaydı özel isimden sonra gelen de kesme işaretiyle ayrılırdı ama ayrılmadı. Daha sonra arkadaşlar sertleşmez de yani bağlaç olan de sertleşmez yemek de güzel pişmiş bakın yemek de güzel pişmiş. Çorba güzel olmuş, çorba güzel pişmiş, yemek de güzel pişmiş. Sertleşmiyor. Ama şöyle olsaydı bugün yemekte ne yiyeceğiz olsaydı bakın orada bulunma durum eki olan D olduğu için sertleşirdi. T T biçimini alırdı ama bağlaç olan D de böyle bir durum söz konusu değil. Gelelim D'nin diğer görevine. D karşımıza bir de yapım eki olarak çıkıyor arkadaşlar. Yapım eki olan D'ye bakalım. Yapım eki olan D önceki kelimeyle bitişik yazılıyor. Bakın. Evin gözde kişisi nerede? Bakın görüyorsunuz yapım eki olan D. isimden isim yapım eki olmuş arkadaşlar. Gözde. Gözde kişi. Kişi isimdir. Gözde ise sıfattır. Daha sonra arkadaşlar Diğer özelliği ise isimlere gelerek isimleri sıfat yapıyor. Bakın sözde ozanlar şiiri ayağa düşürdü. Örneğine bakalım. Ozanlar isimdir, sözde ise sıfattır. Buradaki D yapım eki görevindedir. Ne olmuş arkadaşlar? Söz isimdir, isimden isim yapım eki olmuş arkadaşlar. D'nin diğer görevi ise hal eki olan D, durum eki olan de. Durum eki olan D arkadaşlar önceki kelime ile bitişik yazılıyor. Dersi evde yaptım. Bakın bulunma durum eki var burada da. Ve bulunma anlamı katıyor. Sandalyede karınca var bakın. Sandalyede nerede? Sandalyede. Nerede? Aklımda bir soru var. Nerede sorusu soruluyor arkadaşlar. Ve bazen de sertleşerek T ta biçimini alıyorlar. Savaşta kazanan onlardı. Bakın nerede? bulunma anlamı katmış. Önce kelimeyle bitişik yazımı. Arkadaşlar şimdi bir yöntemimiz var. D'nin bitişik mi ayrı mı yazılıp yazılmadığına dair bir yöntem bu. Şimdi D ekini cümleden çıkarabilirsek ayrı yazılır. D ekini cümleden çıkaramazsak bitişik yazılır. Cümleden çıkarırsak ayrı yazılır. Cümleden çıkaramazsak bitişik yazılır. Örneğimize bakalım. Bugün merkezde gezeceğim. D ekimiz nerede? D ekimiz merkezde kelimesinde. Çıkarabiliyor muyuz? Bakalım. Bugün merkez gezeceğim. Anlamlı oluyor mu arkadaşlar? Hayır. Anlamlı olmuyor. O halde buradaki D bulunma durumunda olan D ve bu cümleden çıkarılamadığı için de bitişik yazılır arkadaşlar. Diğer örneğe bakalım. Bugün merkeze de gideceğim örneği. D'miz nerede? D'miz şurada. Çıkartalım cümleden. Bugün merkeze gideceğim. Anlamlı oluyor mu? Evet anlamlı oluyor. Cümleden çıkarabiliyoruz. O halde buradaki D ayrı yazılır ve bağlaç olan D'dir. Diğer örneğe bakalım. Evde huzur var. Nerede? Evde. Bulunma hal eki zaten. Nerede sorsuna cevap veriyor arkadaşlar. Ve cümleden çıkartabiliyor muyuz? Bakalım. Ev huzur var. Anlamsız oluyor anlamsız olduğu için cümleden çıkaramıyoruz ve cümleden çıkaramadığımız için de bitişik yazılıyor. Bulunma hal eki olan de. Evde de yemek yemiştim. Evde de yemek yemiştim. Dışarıda da yemiştim, evde de yemiştim. Arkadaşlar de'yi çıkartalım. De'yi cümleden çıkartalım. Evde yemek yemiştim. Cümle anlamlı oluyor mu? Evet, anlamlı oluyor. Cümleden çıkartabiliyoruz. Çıkartabiliyorsak buradaki de ayrı yazılır. Ayrı yazıldığı için de, yazılabildiği için de buradaki de bağlaç olan d'dir. Arkadaşlar bir başka yöntemimiz ise bakın ikinci ve başka diğer yöntemimiz d ekinin üzerine d eki getirelim. Yani d ekinin üzerine bir tane daha d eki getirelim. Eğer geliyorsa yani cümle anlamlı oluyorsa bitişik yazılır. D ekinin üstüne D geldiği zaman cümle anlamlı oluyorsa bitişik. Ama gelmiyorsa cümle anlamsız oluyorsa ayrı yazılır. Bakalım. Cevap vermeyi de unuttu. Cevap vermeyi de de unuttu. Anlamlı oluyor mu? Anlamlı olmuyor. O halde buradaki de ayrı yazılır. Beni kapıda bekletti. Beni kapıda da bekletti. Bakın beni kapıda da bekletti. Beni dışarıda da bekletti. Beni okulda da bekletti. Geliyor mu iki tane de? Evet, geliyor. O halde buradaki de bitişik yazılır arkadaşlar. Evde yemek yaptım. Getirelim bir tane daha d'mizi. Evde de yemek yaptım. Bakın mutfakta da yemek yaptım. Dışarıda da yemek yaptım. Okulda da yemek yaptım. Evde de yemek yaptım. D geliyor mu? Geliyor. D geliyorsa ne dedik? Bitişik yazılır dedik. Buradaki D bitişik ve buradaki D bağlaç görevinde değildir. Bulunma hal eki görevinde olan D'dir. Şimdi örneklerimize bakalım. Söylediklerini de unuttu. Yöntemlerimizi hatırla, hatırlayalım arkadaşlar. İki tane yöntemimiz vardı. İki farklı yöntem. İlk yöntemde ne yapıyorduk arkadaşlar? D ekini cümleden çıkarabiliyorsak Cümledeki D eki ayrı yazılı ve bağlaç görevindedir. Bakalım. Söylediklerini de unuttu. Söylediklerini unuttu. Cümleden çıkarabiliyoruz. O halde buradaki D ne görevindedir? Bağlaç görevindedir. Arkadaşlar iki yöntemden bir tanesini uygulayın. Eğer cümledeki D'yi bulamazsanız bağlaç mı bulunma eki mi olduğunu anlayamazsanız diğer yönteme geçin. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Sahnede şarkı söyledi. Buradaki D'yi çıkartalım. Sahne şarkı söyledi. Cümle anlamlı oluyor mu? Olmuyor. Buradaki de bağlaç görevinde değil. Sahnede şarkı söyledi. Nerede şarkı söyledi? Sahnede. Burada bulunma hal eki var. Diğer örneğimizi ikinci yöntemimizle çözelim. İkinci yöntemimiz neydi? D'nin üstüne bir tane daha D getiriyorduk. Anlamsız oluyorsa D ayrı yazılıyordu. Anlamlı oluyorsa D bitişik yazılıyordu. Mantı olsa da da yesek. Bakın, anlamsız oluyor. Böyle bir cümle olabilir mi? Mantı olsa da da yesek. Anlamsız olur. O halde buradaki de bağlaç görevinde ayrı yazılır. Diğer örneğimizi de bu ikinci yöntemle çözelim. Şapkasını orada unuttu. Şapkasını orada da unuttu. Bakın, geliyor mu de? Evet geliyor. Şapkasını orada da unuttu. Şapkasını e, evde de unuttu. Şapkasını arabada da unuttu. Çeşitli yerlerde unuttu. D geliyor. Geliyorsa ne dedik? İki tane de bu bulunma durumu eki olan D'dir. Yani bitişik yazılır. Nerede unuttu? Orada unuttu. Bulunma hal eki olan D. Şimdiki cümleyi ilk yöntemimle çözeceğim. Aşağıda insanlar oturuyordu. İlk yöntemim neydi? D'yi cümleden çıkartabiliyor muyum? Aşağı insanlar oturuyordu. Anlamda oluyor mu? Olmuyor. O halde buradaki D bitişik yazılır ve bulunma hal eki olan D'dir. İkinci yöntemle de bakalım arkadaşlar bu cümleye. Aşağıda insanlar oturuyordu. İkinci yöntemimiz neydi? D'nin üzerine bir tane daha D getirecektik. Eğer D'nin üzerine bir tane daha getirildiği zaman anlamlı olursa bu bulunma haleki olacaktı. Anlamsız olursa bağlaç olacaktı. Aşağıda da insanlar oturuyordu. Anlamlı oluyor mu? Evet oluyor. O halde bu bulunma haleki. Diğer örneğimiz o beni özlemese de ben onu çok özledim. Şimdi D'yi çıkartalım cümleden D cümleden çıkar çıkıyor mu çıkartabiliyoruz bağlaştır diğer yöntemimizle bunu bulmaya çalışalım arkadaşlar diğer yöntemimiz neydi iki tane de getiriyorduk anlamsız olursa bağlaştı anlamlı olursa bulumalik idi o beni özlemese de de ben onu çok özledim bakın anlamlı oluyor mu olmuyor o halde bu bağlaç olan D'dir. Arkadaşlar D'nin yazımı ve görevleri adlı dersinin sonuna geldim. D'nin çeşit 3 tane görevi vardı. Yapım eki oluyordu, bağlaç oluyordu ve bulunma hal eki oluyordu. D'nin görevlerinden bahsettim de görevlerini nasıl buluyorduk? Bağlaç olan ve hal eki olan D'yi iki yöntemle buluyorduk arkadaşlar. İlk yöntemim genelde her yerde karşınıza çıkan bütün konu anlatım derslerinde karşınıza çıkan bir yöntem. D ekini cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılır bağlaştır. D ekini cümleden çıkaramıyorsak bitişik yazı yazılır bulunma hal ekidir. Diğer yöntemimiz çok karşımıza çıkmayan bir yöntem. D ekinin üzerine bir tane daha D eki getiriyoruz. Eğer gelirse bitişik yazılıyor yani bulunma hal eki gelmezse ayrı yazılıyor bağlaç. Cevap vermeyi de unuttu. Cevap vermeyi de de unuttu. Bakın anlamsız oluyor o halde ayrı yazılır bağlaçtır. Beni kapıda bekletti. Beni kapıda da bekletti. Geliyor anlamlı oluyor. O halde bu bulunma durumu olan D'dir. Dersimi böylece bitirdim arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru olursa ya da anlamadığınız bir soru olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.